كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 39. Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım vermek. Arkadaşlar, bu zekat meselesini maalesef hala aşamıyor bizim Müslümanlar. Zekat meselesinde çok zayıfız. Çok ama çok zayıfız. Niye? Şu anda bütün Müslümanlar hakkı ile zekatını verse, bak Müslümanlardan bahsediyorum ha, dünyada bir tane fakir Müslüman kalmıyor ya. İstatistik kardeşim, 1000 defa söyledik. Zekat verilecek. Malın 1/40'ı özellikle Ramazan'a verilmesi lazım. Niye? Daha sevap. Ramazan ayında bereket olur. Çünkü Ramazan ayı paylaşma ayıdır, bereket ayıdır. Ramazan oruç var. Oho. Gelelim diğer mesele. Ne dedik? Fakirlere zekat ve yardım etmek. Birkaç tane hadis-i şerif okuyalım inşallah. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Her meşru ve güzel iş sadakadır. Nerede geçiyor? Buhari. Ben sadaka veremiyorum diyen arkadaşlardan bahsediyorum. Bak. Ya bir fakirin yüzüne, bir muhtacın yüzüne bir tebessüm et be. Niye? Şu anda bizim yani insanların genelinde var. Çünkü böyle maalesef böyle fakirleri, muhtaçları böyle bir bakışlar bile değişiyor ya. Bunu arkadaşlar kimse kusura bakmasın, ben açık konuşuyorum. Bir zengine bakışımızla bir fakire bakışımız bakalım nasıldır? Bir kimse bir zengine zenginliğinden sebep hürmet ederse buyuruyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam, diyor ki onun dininin 1/3 gitmiştir. Zengine sadece zengin olduğu için hürmet eden. Daha da küçülteyim örneği. Zengini selamünaleyküm Ahmet Bey, Mehmet Bey, dininin 1/3 gitti ya. Dininin 1/3 gitti ha. Sırf zengin diye. Bela. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Subhanallah demek bir sadakadır. Elhamdülillah demek sadakadır. La ilahe illallah demek bir sadakadır. Allahu ekber bir sadakadır. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek sadakadır. İnsanın kılacağı 2 rekat kuşluk namazı ise bütün bunlara bedeldir. Müslim'de geçer. Sadaka vermek, para vermektir eyvallah. Destek olmaktır, yardımcı olmaktır. Fakire, fukaraya sadaka vereceksin. Ama illaki sadaka malla mülkle değil. Arkadaşlar, bir Müslümana tebessüm etmek sadakadır. İki Müslüman karşı karşıya gelirse, bakın arkadaşlar, musafa ederlerse elleri ayrılır ayrılmaz. O anda diyor bütün günahlar dökülür. Bir. İkincisi, iki Müslüman karşı karşıya gelirse o anda Allah Celle Celaluhu gökten 70 tane rahmet indirir. O anda diyor en çok, en güzel, en samimi tebessüm eden 69'u ona gider. Kalan bir tanesi de karşısındakine gider. Samimi, kalpten, içten tebessüm. Selamünaleyküm kardeşim, selamünaleyküm kardeşim. Böyle. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda cihad edilmesi için sarf ettiğin para, köle azat etmek için harcadığın para, fakire sadaka verdiğin para ve bir de aile fertlerinin ihtiyacı için harcadığın para var ya, işte bunların içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı ailen için harcadığın paradır. Nerede geçiyor? Müslim'de geçiyor. Evet arkadaşlar, ne anlıyoruz buradan? Evimize, barkımıza yaptığımız harcamalar nedir arkadaşlar? Sadakadır. Sadakadır. Bir insan hanımının ağzına bir lokma, ya şey niyetiyle kardeşim, sadaka niyetiyle ya. Çok basit bir şey. Sadaka niyetiyle, bak bu niyeti unutmayın ha. Niyet sadaka. Hani dilenciye sadaka ver gibi değil ha kardeşim, öyle aç bakayım ağzını uzaktan ekmek fırlatayım değil kardeşim. Bismillah, ekmeği kopar. İşte sabah kahvaltısında mesela pazar, bak ne güzel size iş söyleyeyim bak. Pazar sabah kahvaltısında kardeşim reçele batır ekmeği, hanım, efendim canım, aç bakayım ağzını yavrucuğum. Hop uçak at ağzına, bismillah sadaka.
Ama sadaka niyetiyle hanımınıza sadaka diye demeyin ha. Dilenci miyim lan ben de ondan sonra. Bizim hanımlar bu modeller. Böyleler. Allah selamet versin. Ne dedik? Ailen için harcadığın para. Sadaka niyetiyle ya. Arkadaşlar yani hani diyoruz ya sıla-i rahim. En büyük sünnetlerine farzdır hatta. Farzdır sıla-i rahim. Ya imkanı yok. Telefon açıyorsun sıla-i rahim niyetiyle. Hanım selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsın canım? İyiyim. Hayatım hayırdır bir şey mi oldu? Yok hanım öylesini aradım. Nasılsın iyi misin? İyi hoş aşkım hayırdır başına güneş mi geçti? Yok öylesini aradım. Ya dün akşam sohbette bir şey duydum. İşte evi bu niyetle aramak sadakadır sünnettir. O çok güzel tamam eyvallah. Al sana. Hanımını aradın sadaka verdin sevap. Bak bu kadar güzel bir şey işte. Evine ailene ayrıca önem göstermen gerektiğini söylüyor Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Ama diğerlerini unutmayalım. Allah için sarf ettiğin para. Arkadaşlar Allah yolunda cihatta sarf ettiğin paradan maksat şudur. İlla ki bak sadece yani savaş için değil. Bir camiye, bir medreseye ya da herhangi bir böyle atıyorum. Ya bizim mescidi es geçiyorum. Şimdi böyle sorunca çıkışta para toplayacağım falan zannediyorlar. Para mara toplamıyoruz arkadaşlar. Başka yerlere bizim mescid hariç istediğiniz yere para verin. Bize para vermeyin. Zaten vermiyorsunuz neyse. Sadaka niyetiyle ya Rabbi. Sadaka niyetiyle bak bir hadis duydum ya Rabbi. Ben bu niyetle inşallah senin yolunda bunu veriyorum ya Rabbi kabul eyle. Böyle niyetle verelim. Onun haricinde fakire aile fertlerine yapacaksın bu işi. Eğer yaparsan bu işi Allah Celle Celaluhu bunu en kıymetli amel, en kıymetli sevaplardan sayıyor arkadaşlar. Evet unutmayalım. Önemli olan aileden başlamak. Allah Celle Celaluhu ne buyurdu Habibine? Yakınlarından başla. En yakınlarından başla. Adam camiye cemaate girmiyor. Ne yapacak? Hanımıyla cemaat yapacak. Çocuğuyla cemaat yapacak. Evde hadis talim yapacak. Evde sure talim yapacak. Evde bir Allah Celle Celaluhu kelamı duyulsun. Oturtur çocuklarını karşına. Allah de. Söyle oğlum Allah de. Allah desin. La ilahe illallah. Söyle oğlum. Söyle kızım. Ailenin bereketi böyle çıkar arkadaşlar. O yemek, o sofra Allah Allah ne bereketli olur biliyor musunuz? Yoksa kardeşim ne yemekten bereket çıkar, ne sofradan çocuk alır sofrayı dağıtır, bilmem ne yapar. Ondan sonra bu nasıl çocuk lan bilmem ne saydırırsın. Suç çocuk dedi ki suç sende. Çocuk ne anlar? Çocuk yani alır masayı dağıtır, onu oraya fırlatır kardeşim. Çocuk bu. Alır bıçağı seni de bıçaklar çocuk yani. Neyse çocuklara kötü örnek olmuş. Çıkışta babasını bıçaklamasın. Bizim buranın çocukları da tehlikeli kardeşim yani. Normal bebekler de manyak. Döner bıçağıyla gezecekler neredeyse. Neyse. Evet ne dedik? 39. farz. Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek. Arkadaşlar Allah razı olsun her zaman söylüyoruz. Bir insan bir fakire yardım ederse. Bakın arkadaşlar. Mesela aldın. Bak bunu defalarca söyledik ama biraz daha kafaya yazalım bu işi ya. Bak. Fakire sadaka elini uzattı adam. O parayı, o 1 lirayı, o 5 lirayı, 10 lirayı o fakirin eline bıraktın ya. Yani sanki diyor o parayı Allah Celle Celaluhu'nun kudret eline bırakmış kadar sevaptır. Rabbimiz Celle Celaluhu paramıza muhtaç mı? Haşa ve kella. Bütün dünya dese ki tövbe haşa ve kella. Rabbim bize bağışta bulunuyoruz. Adama gülerler. Anladın mı? Bu ayrı mesele. Ama kardeşim bir fakire verdiğin zaman mevzu bitiyor. Evet. Bunu da söyledikten sonra